Daha fazla sağlık ile ilgili haberlerimizi takip etmek için sağlıklıyaşatv.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Yazın gelmesi ile birlikte bronz bir görünüme kavuşmak genellikle kadınların en büyük arzularından biridir. Bunun için birçok yöntem kullanılmaktadır. Çeşitli yağ veya kremlerle bronzlaşmak da bu yöntemlerden biri. Fakat güneş ışığına ihtiyaç duyulmadan bronzlaştırıcı krem kullanılmasının aslında zararlı olduğunu biliyor muydunuz? Bronzlaştırıcı kremler, güneş ışığına gerek kalmadan cilt renginin bronzlaşmasını sağlayan bir tür kimyevi maddelerdir. Etkisi birkaç gün sürer ve sonrasında cilt yeniden eski halini alır. Günümüzde oldukça yaygınlaşan ve yaz mevsiminin gelişiyle kadınların sıkça tercih ettiği bir kozmetik ürünüdür. İçerisinde kanserojen madde taşıma risklerinin fazla olması nedeniyle bronzlaştırıcı kremler aslında zararlı ürünlerdir. Birçok kozmetik ürününde olduğu gibi bronzlaştırıcı kremlerinde de kanserojen maddeler olabilmektedir. Bu nedenle kullanılacak olan ürünün içindeki maddeler ve özellikle markası çok büyük önem taşımaktadır. Cilt tipine, rengine göre değişkenlik gösteren güneşsiz kullanılan bronzlaştırıcı kremlerin zararı, genellikle kullanımından hemen sonra güneş ışınlarına maruz kalmak ile ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle bronzlaştırıcı krem kullanıcıları, güneş ışığına maruz kalacaklarsa en azından bir güneş koruyucu da kullanmak zorundadırlar. Bronzlaştırıcı kremlerin hamilelikte zararları üzerine araştırma yapan İngiliz bilim adamları, içerisinde kanserojen madde taşıyan bronzlaştırıcı kremlerin anne karnındaki bebekler üzerinde bile olumsuz etkiye yol açabilecekleri sonucuna ulaşmışlardır. Hamilelikte kullanıldığında doğumsal anomali riskini büyük ölçüde arttırdığı da tespit edilmiştir. Bu tür kremlerin içerisinde sülfürdioksit gibi kimyasal maddeler vardır. Bu maddelerin hamilelere, bebeklere aynı zamanda çok sık kullanan kişilerde de kısırlığa yol açabileceği uzmanlar tarafından söylenmektedir. Öncelikle cilt tipinize uygun bir güneş yağı tercih etmelisiniz. Aksi halde güneş yanıklarına, kızarıklıklarına, soyulmalara maruz kalabilirsiniz. Bronzlaştırıcı güneş kreminizi plaja gitmeden önce sürmeli ve derinizin kremi emmesini beklemelisiniz. Bunun yanında güneş koruyucu bakımınızı da yapmayı ihmal etmemelisiniz. Denize girip çıktıktan sonra birkaç dakika bekleyip teninizin kurumasının ardından yine bronzlaştırıcı kreminizi sürmeniz gerekir. Böylece ısınmış olan teninize sürdüğünüz bronzlaştırıcı krem cildinizde daha çabuk emilim gerçekleştirecektir. Bronzlaşmak için sadece güneşlenmek yerine hareket etmeniz daha iyi sonuç almanızı kolaylaştıracaktır. Böylece tüm vücudunuzun eşit olarak bronzlaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca şunu da hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Tüm bronzlaştırıcı güneş kremleri az da olsa koruyucu faktör içermektedir. Ancak siz yine de buna pek güvenmeyin ve güneş koruyucu bakımınızı mutlaka yapın. Güneşlenme sefanız bittikten sonra yapacağınız bu bakım sayesinde daha kalıcı bir bronzluk elde edebileceğiniz gibi ayrıca soyulma ve kızarma gibi sorunlarla da karşılaşmazsınız. Temiz ellerinizle veya eldiven kullanarak bronzlaştırıcı kremi dairesel hareketlerle cildinize uygulayın. Elleriniz yerine fırça da kullanabilirsiniz. Fırça, bronzlaştırıcıyı uygularken renk tonunu eşitlemeniz konusunda daha fazla kontrol sağlayabilir. Ayrıca bronzluğun daha uzun sürmesine ve daha doğal görünmesine de katkıda bulunur. Tek bir seferde yaklaşık bir çay kaşığı kadar ürünü yedirin. Uygulamaya ayak bileklerinizden başlayın ve eğildiğinizde herhangi bir iz oluşmasını önlemek için omuzlarınıza kadar ilerleyin, kollarınızı ve ellerinizi en sona bırakın. Nem, su ve ter bronzlaştırıcınızın etkisini bozabileceği için her zaman serin ve kuru bir ortamda uygulamayı unutmayın.